İkinci yarı için sadece 1,5 dakika kaldı sevgili izleyiciler. 4 sayılık bir dezavantaj var. Önce Çetin Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam ikinci yarı öncesi yorumlar, ilk yarının değerlendirmesi. İlk yarının değerlendirmesini şöyle yapabiliriz. Barcelona takımı gerçekten çok kapasiteli. Yani çok geniş bir kadroya sahip. Aynı zamanda çok iyi oyunculara sahip. Geniş kadro, iyi oyuncular. Hepsi bir araya gelmiş. Bence Fenerbahçe Ülker takımı gerekli mücadeleyi yapıyor. Ancak hem savunmasıyla hem hücumun düzgün hücumuyla Barcelona ilk yarıda ağırlık koymuş vaziyette. Ama şunu söylemek gerekir ki, açıkça söyleyeyim, işler daha kötü olabilirdi. Her şeye rağmen iyi atlattık bu ilk yarıyı. Bunda da Fenerbahçe Ülker'li oyuncuların cansiperane mücadelesi. Hiçbir saniye bile bırakmadılar. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. İkinci yarı bunu teknik anlamda bu mücadeleyle düzgün bir ofensi ve iyi bir savunmayı birleştirirlerse olumlu olabilir bizim için. Momentus Fenerbahçe Ülker Spor'a başarılar diler. Geriden gelen takım olmamızın Fenerbahçe Ülker'in daha hayırlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Barcelona arkadan gelse tedirgin olabileceğimiz bir durumdayız. Bence şimdi yakalayabileceğimiz bir iğme bize maçı getirecektir diye düşünüyorum. De La Fuente, Lakovic, Marconato, Vazquez ve Basile beşi. Barcelona'nın beşi, ikinci yarıdaki beşi. Lakovic, Basile, üç sayılık atış, yine basket. Morsic, yani Semiher'den Kutlay. Evet hocam. Mesela Melih'ciğim, biraz önce dedim ya çok kapasiteliler diye. Basile'nin attığı atış gerçekten zor. Çok zor bir atış. Vücudu potaya yan dururken havada dönüp o üçlüyü dengeli şekilde sokuyor. Benzer bir atışta bizde kaçabiliyor ama ben yine de yüksek yüzdeyle hücum etiketini düşünüyorum hocam. Evet. Sürekli bu yüzdeyi muhafaza etmek de zor. Şimdi mesela Vazquez aynı şekilde. İnanılmaz bir yüzdeyle yani oynuyor bugün. Bu daha ne kadar devam edecek bakalım, göreceğiz. Umarım bizim dediğimiz ya da bizim istediğimiz gibi olur. Solomon devreye giremedi bir türlü. O da bir sayı atsa biraz daha rahat oynamaya başlayacak. Üzerinde büyük bir baskı var gibi hissediyorum yüzüne bakınca. Vazquez 3 dedi. Bu iyi haber. Trias oyuna giriyor. Jordi Trias Vazquez'in yerine girecek. Jordi Trias da Fasbre'ye çok iyi koşuyor. Koçun çok güvendiği bir oyuncu. Zaten maça da ilk 5'te başladı. Yani biri çıkıyor, ondan daha iyisi giriyor. Öyle bir durum. Marsic. Yine bir faul çıktı orada. De La Fuente. İbrahim'e bir faul yapıyor. İkinci takım faul oldu. Henüz 1,5 dakika geride kalmadan. Marsic. Damir Marsic. Kaspas Kambala. Semih. Solomon. Böyle Solomon. Solomon. Semih tamamlamak istedi ama olmuyor. Lakovic. Yaka Lakovic. Lakovic'i de bir türlü durduramadık. Savunmada tam adamını bulamadık gibi geliyor. Belki Bezdin bir ilaç olabilir mi oraya? Gerçi biraz ayakları yavaş mı olur Çetin Hocam? Ama yani Lakovic'i bizim kısalarla tutmaya çalışıyor zaten. Ömer'i de denedi Aydın Örs. Bence o tercih de çok doğru bir tercihti. Yani yine o işe dönebilir. Ben o tercihini daha beğendim açıkçası. Şakal Bala'nın faali az önce görüntüye geldi. Örs Marconato. Atış isabetli. Fark 10 sayıya çıktı. 42-32.
İkinci atışta da isabet var. 43-32. Evet, 5-0 oldu şu anda. Yanılmıyorsam değil mi? Evet. Hatta 7-0 oldu. Hayır, 7-0 oldu yani hocam. Faullerle 7-0 oldu. Ha, faullerle 7-0 oldu. Jaka Lakovic. Trias. Basile. Trias. De La Fuente. İki sayılık atış. De La Fuente. Sebi. İbrahim'in müdahalesi vardı. Solomon. Damir Mursic içeriye. Ambala faul. Marconato. İse üçledi o da. Evet. O da üçüncü faulü. İşte iki kişinin birden üçlemesi iyi haber. İçeriden birazcık rahatlayabiliriz. Evet, günün ilk önemli haberi geldi. Evet. Artık içeriden oynadığımız vakit işimiz biraz rahatlayabilir. Kampala atışı isabetli. Kaspar Kampala ikinci yarıdaki ilk sayımızı kazandırdı. İki atış, o da isabetli. Evet, presimiz var. Var. De La Fuente. Lakovic. Trias. De La Fuente. Lakovic. Bravo, sevinç bir savunma. Hem iyi savunma yaptı hem de Lakovic aldatmak istedi hakeme. İşte bu pozisyonda yani tam gözümüzün önünde oldu. Bir doğruyu söylüyoruz. Ondan herkes emin olsun. En az hakem kadar yakındık evet, pozisyona. Evet. Yani faalse faal değilse Fenerbahçe yapsa bile onu da söylüyoruz. Öyle Solomon. İbrahim Kutlay. Çok uzak mesafeli bir atış. Semih. Smaç'la tamamlanıyor. Semih bir savunma, bir hücum. Ateşi yakan isim oldu. Umarım devamı gelir. Trias. De La Fuente. Lakovic. Savunmamız ilk yarıdan da fazla sert vaziyete geldi. Lakovic içeriye. Evet, top kaybı. Top kaybı. Bir de savunmada bu kadar sertleşmişken bunun bir de sonuç vermesi her savunmada bu sertliğin bir kat daha artması anlamına geliyor. O yüzden çok önemli bir savunma kazancı oldu bu. Şimdi Ukiç girdi. Ukiç girince biz baskımız tam daha zamanında oldu. Şimdi onlar baskı yapıyorlar. Solomon. Öyle Solomon. İçeriye doğru Semih. Semih yardım gelince çıkartamadı De La Fuente'ye. Ukiç. Semih mükemmel savunma Semih yapıyor. Semih çok iyi savunuyor. Semih faul. Ama aynı baskıyı Mırs için de yapması lazım. O zaman Semih'in yaptığı baskı bir anlam kazanır. Bir anlam kazanır. Yani basketbol takım oyunu. Bir kişinin veya üç kişinin savunma yapması yeterli değil. Beş kişi birden yapması gerekiyor. Ukiç. De La Fuente. Trias. Evet. Tempo bizim elimize geçti. Solomon. Solomon. Bu da Solomon'un ihtiyaç olduğu şey. Bence Fenerbahçe Ülker adına en olumlu basketbol maçı içerisindeki. Evet. Ukiç. Trias. Basile'den Ukiç. 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 İsabeti değil Mursic. İşte her hücuma, ilk yarıda da söylemiştim. Her hücuma böyle hızlı gelmemiz lazım. Çünkü sete set atmakta zorlanıyoruz. Eğer hızlı hücumda sayı bulamazsak şu anda olduğu gibi topu çevirip set hücumu yapmamız lazım. İbrahim. İbrahim.
Kambala, Kambala ve basket! Kaspas Kambala! Olayı onlar aldı. Olası geliyor. 2 bisküvi arasında çikolata. Hadi canım. İşte bunu da sizden önce kimseye yapmadık valla. Alpella Kanki, yeni kankanız. İşte Rodeo ve işte Mustafa. Vedat, Soner, Ali, Ahmet. Hepsi birer Rodeo erkeği. Rodeo'nun fıstığı yüzünüze güç katacak. Karameli nugası çikolatası sizi coşturacak. Hadi Ahmet, Vedat, Soner, Ali, Mustafa. Sizi kimse durduramaz. Teşekkürler. Yeni görevler sizi bekliyor. Rodeo, Ahmetler, Vedatlar, Sonerler, Aliler, Mustafalar için. Ayşeler de tadabilir. Farkı 3 sayıya indirdik. Şimdi biraz önce söylediğimiz şey oldu. Hani derler ya, canını dişine takmış savunma yapıyor, mücadele ediyor. Fenerbahçe Ülker takımı canını dişine takmış savunma yapıyor. Hele biz sahanın çok yanındayız. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Aradaki kapasite farkını kapattılar. Şimdi hangi oyuncu oyuna girse Fenerbahçe Ülker'den bu sertliği devam ettirecek. Faul kime çıkacak? La Monica Kambala'ya. Kambala üçüncü faul oldu. Bunlar olacak. Yani eğer dövüşmek istiyorsanız kayıp da vereceksiniz. Yani yumruğu da alacaksınız kaşınızın üstüne. Şimdi Oğuz giriyor. Oğuz en az Kambala kadar savunma yapacağına inanıyorum. Kesinlikle. En daha az Kambala yapan kadar. Evet. Yani şu anda Semih çok yorulmuştu. Onun yerine de Ayra Clark girdi. O da savunmada taze bir kuvvet olarak girdi. Mühim olan bu atmosferi yakalamak. Basketboldaki önemli nokta bu. Onlarda da Kakuizis ve Grimao oyunda. Moladan sonra Okic. İlk atışı isabetli. Belki Okic'i biraz daha fazla baskıyla tam sahada alabiliriz. Bu da bir alternatif ama bunu denedi zaten Aydın Öz. Mutlaka deneyecektir Ömer'le. Gardı iyice rahatsız ederek. Çünkü mesela onların savunma dozu bizimki gibi değil, dikkat ediyorsan. Doğru savunmayı yapıyorlar. Doğru sistemle oynuyorlar savunmada ama henüz onlar coşmuş değil. Solomon iki sayı katı. Dış ve basket. Öyle Solomon. 45-42. Farklı sayı. Grimao'dan Kakuzis. Okic. 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 Basket Okic. İşte orada kısa geçilmeyecek. Yani Mırsic orada geçilmeyecek. Zaten Ömer de geliyor Ömer. Aydın Örs'te. Dediğim gibi Ömer'i tekrar oyunu almayı düşünüyor. Bence çok doğru yapıyor. Oğuz. İbrahim 3 sayılık atış mı? Hayır, içeriye Oğuz'a. Basket bir de faul. Basket bir de faul. Kakuizis faul. Tek atış kullanacak şimdi. Damir Mırsic'le Ömer Onan değişiyor. Çünkü denedi onu ilk yarı. Ondan memnun kaldı. Bunu ben bekliyordum zaten. Şimdi inşallah o baskı verimini verecek. Çünkü Oğuz tek atışta isabetli. Aferin Oğuz. Çok rahat geliyordu. Çok rahat geliyordu. Şimdi bak Ömer. Okic. Kakuzis. Grimao. Okic. Okic. Vazquez. Vazquez bugün her şeyi attı. 12 sayısı var şu ana kadar ki dediğim gibi Ömer. Şimdi İbrahim 3 sayılık atış ve Vazquez! İbrahim Kutlay farkını iniyor. Bak şimdi Ömer bozmaya başladı.
Bayraklar. Baskı da var. Tabii tabii, çok doğru, çok doğru yapıyor Fenerbahçe Ülker takımı. Ukiç. Faul Oğuz. Dizini çıkardı orada. Faul hakkımız da doldu. Şimdi serbest atış çizgisine gidecekler. Her iki takım da faul hakkını doldurmuş oluyor böylece. Şimdi bu da iki seçenekli bir şey. Yani faul hakkımızı doldurduğumuz için savunma dozumuz düşebilir. Evet. Bir, B şıkkı da savunma dozumuz düşmez. Faul yaparız. Bunlar ikide bir faul atar. Bir sayı yeriz, üç sayı yiyeceğimize. Yani basketbolda her şey, her an avantaj dezavantaja, dezavantajla avantaja dönüşüyor. Allah söyletti hocam. İşte şimdi mesela şu anda o oldu. Belki üçlük yiyecektik biz. 49-48, bir sayıyla Barcelona önde. İkinci atışta isabet boş döndüler. Evet. Ama savunmanın dozunu faul problemi yüzünden düşürmememiz lazım. Bu çok önemli. Maçı buraya o getirdi çünkü. Veli Solomon. Veli Solomon blok geliyor. Çok zorladı. Yani şurada şu mesajı da basketbol seyreden izleyicilere vermek istiyorum. Fenerbahçe Ülker takımı aradaki 10 sayı farkı hücumuyla değil savunmasıyla kapattı. Şimdi onlardan rica ediyorum, savunmacıları seyretsinler. Onlara değerini, hakkını versinler. Ama atamayınca da bir şey fark etmiyor hocam. Tabii ama şu mücadele beni burada coşturdu. Bazile, bak İbrahim nereden nerelere gidiyor. Grimao. Tekrar dışarıya. Tamam, mesela bu. Yani bu biraz dozumuzu düşürmedik savunmada. İşte faale neden oldu. Kim? Vazquez mi atıyor? Vazquez atıyor. İkide bir atarsa o dezavantaj avantaja dönmüş olur. O çok attı yine. Hocam zaten ikide bir olması. Lazım, lazım. Vazquez işte atamadı. ...49-48'lik skor devam ediyor. Vazquez ikinci atış. Onda isabet var. 50-48. Şimdi onlar kısaldılar. Çember altındaki üstünlükleri yavaş yavaş azalmaya başladı. Kakyozes. Yanlış karar. Yanlış karar. Ayakta. Evet, Lamonica evet. Düzeltiyor. Evet. Lamonica düzeltiyor. Evet. Düzelttiler. Çünkü ayakla bir müdahale vardı orada. Süre de yeniden başlayacak. İşte pozisyon bir kez daha görüntüye geliyor sevgili izleyiciler. Veli Solomon. Ayla Clark. Oğuz Savaş. İbrahim Kutlay. İki kişi başında İbrahim. Ayraklar 3 sayılık atış girmedi. Bu doğru atıştı mesela. Grimao. Burada Ayraklar'a kızamayız. Sürenin sonu boş. Atması gerekiyordu, evet, attı evet. Ama girmedi. Aman savunmayı bırakmayalım. Grimao içeriye pas. Vazquez. Bravo Oğuz'a, bravo. Çok iyi kapattı. Smaç'ı kaçırdı. Veli Solomon, Veli Solomon ve Vazquez. Bu kez girdi ama bence yine fazla zorladı. Şimdi oyunun karakteri belli oldu. Evet. Bu savunma devam edecek. Mümkün olduğu kadar en çabuk şekilde karşı potaya gideceğiz. Atış yoksa da set oynayacağız. Şu şablonu uyguluyor şu anda Ülker takımı. Fenerbahçe Ülker takımı. Grimao girmiyor. Vazquez, Fazile içeriye. Kakuzis. 52-50. Öne geçiyor Barcelona. Şimdi yorulmaya başladık. Yavaş yavaş yorulmaya başladık. Periyot arası imdadımıza yetecek. Tam zamanında gelecek. Aşağı yukarı 4 saniyelik bir fark var maç saatiyle. Bir de hücum saati arasında. Dolu Ömer'den üçlük geliyor mu? Evet. Neden olmasın? Her üçlük geliyor! Ömer 3 sayı! Pozisyon çok belli çünkü Ömer'e geleceği. Üçüncü seriyi 53-52 önde tamamlıyoruz.
az sonra birlikte olacağız.